84 sivil toplum örgütünün, meslek kuruluşunun ve sendikanın bir arada olmasın, ortak hareket etmesin, en azından yaşanan felaketin daha sağlıklı koordine edilmesi açısından son derece önemli. 84 sivil toplum, meslek kuruluşu ve sendikayı bir arada topladığınız için size teşekkür ederim Sayın Başkan. Felaketlerde önemli olan koordinasyondur. Yani eşgüdümü sağladığınız zaman kimin neyi yapacağı, kimin hangi adımı atacağı, kimin hangi sorumluluğu yükleneceği koordinasyon içerisinde belli olur. Ve soruna çok hızlı müdahale edilir ve sorun çözülmüş olur. Bugün Türkiye'nin karşılaştığı temel sorun, evet büyük bir felaket yaşadığımızı ben de biliyorum, hepimiz biliyoruz, hepimiz bunu tanıyız. Ama ortada sağlıklı işleyen bir koordinasyon olmadığı için maalesef ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Gezdiğim, gördüğüm tablo, bugün Malatya'dan geliyorum. Gördüğüm tablo, kış şartlarında insanların öncelikle çadır arayışına girdikleri. Çünkü kalacakları bir yer yok. Diyarbakır'da ayrıca benim gördüğüm düğün evlerinin, belli sosyal mekanların depremzedelere ayrılmış olması, onlara sıcak bir yuva sağlanmış gibi görünüyor. Ayrıca yeme içme gibi sosyal ihtiyaçların da hayati ihtiyaçların da burada karşılandığını görüyoruz. Bu da beni son derece memnun etti. Diyarbakır'ın kendi içinde iş dünyasıyla böylesine güzel bir birliği yaşaması umarım pek çok yerde de benzer çabaların gösterilmesine yol açar. Benim gördüğüm yine diğer yerlerde de özellikle ticari sanayi odaları, ticaret odaları, esnaf odaları da gerçekten önemli çabalar harcıyorlar. Sorunu, en azından yaşanan sorunu gidermek için ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Şunu ifade etmek isterim. Asla umutsuz olmamalıyız. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Kendi yaralarını sarabilecek kapasiteye sahip olan bir ülke. Bütün olanaklar belli bir sağlıklı koordinasyon içinde yürütüldüğünde bütün sorunlarımızı çözebileceğimizi görüyoruz. Diyarbakır bunu yaptığına göre diğer illerde de Türkiye genelinde de bunu yapmak mümkün. Siyasetin de bu şekliyle bürokrasiyle beraber koordine olması ve bu işi yürütmesi lazım. Burada ciddi aksaklıkların olduğunu görüyoruz zaten. O aksaklıkların giderilmesi için biz değil, halk konuşuyor. Televizyonlar halkın taleplerini bir şekilde yansıtıyor. Bizim gezmemizin temel nedeni elbette halkın derdini dinlemek ama daha önemli olan halkın kendi derdini medya aracılığıyla siyasal iktidara duyurması, Türkiye'ye duyurmuş olması bizim de en büyük beklentimiz, bu taleplerin ülkeyi yönetenler tarafından da duyulmuş olması. Yardım seferberliği, evet Türkiye genelinde bir yardım seferberliği başlatıldı, devam ediyor yardım seferberliği. Eğer kısa süre içerisinde insanlara sıcak bir mekan bulunabilirse, daha sonra atılacak adımlarla insanların rahat yaşayabileceği bir mekana, yıkılan evleri dolayısıyla bir mekana sahip olmaları, iktidarın bu konuda ciddi adımlar atmasını bekliyoruz. Buraya değerli arkadaşlarım, Büyükşehir Belediye Başkanlığı arkadaşlarımla beraber geldik. Benim taşıdığım duyarlılığı doğal olarak onlar da taşıyorlar. Diğer belediye başkanlarının taşıdığı gibi. Çünkü sonuçta yaşanan felaketi bir şekliyle telafi etmek zorundayız. Ölenleri geri getiremeyiz ama en azından hayatta kalanların daha sağlıklı, daha güzel bir ortamda hayatlarını sürdürmeleri için çaba harcamak zorundayız. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Türkiye büyük bir felaketle karşı karşıya, bunu da farkındayız zaten. Ama çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Sağlıklı, tutarlı, emin adımlarla yola çıktığımızda bütün sorunları aşabiliriz. Büyükşehir Belediye Başkanlarımız Türkiye'nin emrinde, bütün depremzedelerin emrinde, ellerinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar. Var olan bir talep kendilerine ulaştığı zaman o talebi süratle yerine getiriyorlar. Dolayısıyla hiçbir ayrımcılık yapmıyoruz. Zaten bizim felsefemizde de kültürümüzde de böyle bir şey yoktur. Biz her vatandaşa
yardıma ihtiyaç duyan her vatandaşa koşarız ve onun ihtiyaçlarını gidermeye çalışırız. Diyarbakır'da Sayın Başkan tekrar sözlerimin başında ifade etmiştim, tekrar ifade edeyim. 84 ayrı sendika, sivil toplum kuruluşu ve meslek kuruluşunu bir araya getirip soruna ortak iradeyle müdahale etmeniz ve sorunu çözme konusunda büyük adımlar atmanız gerçekten takdire şayan. Sizi ve burada bulunan sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, meslek kuruluşlarının temsilcilerini yürekten kutluyorum. Teşekkür ederim ben de Sayın Başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Bir arkadaşlar kendini tanıtsın, hemen çıkaralım. Arkadaşlar bundan sonrası basına kısa bir kapalı yapacağız. Ondan sonra dağılacağız. Teşekkür ederim.